Sevgili arkadaşlar, bugün sizler için EasyFi projesinden bahsedeceğim. Bu bir DeFi projesidir, yani Decentralized Finance projesidir. Ve bu projeyle biz borç para vererek para kazanabiliriz, yani lending işlemleri görebiliriz ve borrow işlemleri görebiliriz. Yani borç ver ve borç al işlemlerini hayata geçirebiliriz. Bu da bunu kolaylaştıran bir sistemdir EasyFi. Ve kendi tokenu var, blockchain sistemi üzerinde çalışıyor. Ve dijital varlıklar için borç verme protokolüdür diye burada da bilgi veriliyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor, bizim için ne kazandırabiliyor, bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. EasyFi diğerlerinden farklı olarak bizlere para kazanmak için daha büyük şans veriyor ve merkeziyetsiz bir formda işlerimize yarıyor yani. Burada bakın, Real Catalyst DeFi projeleri için real bir katalizatör rolünü oynadığından bahsediyor. Ve EasyFi protokolü para kazanmak için ve DeFi projeleri için, çözümleri için daha hızlı, kolay ve daha ücreti daha az olmakla insanların işine yarıyor. Bunun için de EasyFi projesi daha değerlidir. Ve burada güvenlik protokolü var. Tüm ihtiyaçları karşılayan ürün var burada. Mikro lending işlemleri var. Yani ne? Mikro kredi diyelim. Mikro kredi verme işlemleri. Lending kredi vermedir. Borrow borç almadır. Bunu da unutmayalım. Yani biz lending yaparak para kazanıyoruz. Yani nasıl? Biz paramızı kredi olarak başkasına veriyoruz. Yani burada şirkete veriyoruz. Merkeziyetsiz bir borsaya veriyoruz. Ve biz faizler kazanıyoruz onun ardından da. Burada mikro lendingden bahsediyor. Bu nedir arkadaşlar? Bunu daha iyi anlamak için buradan İngilizce'den Türkçe'ye çevirerek bakabiliriz. Bakın burada mikro borç verme. Gelişmekte olan ekonomilerde yalnızca küçük değerli günlük vadeli krediler nedeniyle çalışan milyarlarca insan var. Ancak bu insanlar gerek finansörler tarafından, fahiş faiz oranları tarafından sömürülüyor. EasyFi'den mikro krediler insanların küçük işletmeler, kriptodan ödendiği çeşitli bölgeler olması durumunda çeşitli amaçlar için hızlı bir şekilde küçük kredilerden yararlanmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir şey. Sonra teminatlı krediler altında var bölümü, kredi yetkisi var, kredi temerrüat sevapları var. Yani EasyFi kendi delegasyonunu her iki tarafının da birbirini tanıdığı veya borçlunun trust score'unun karar verecek risk düzeyini kabul ettiği daha güvene dayalı krediler için temel ürünlerinden biri olarak etkinleştirilecektir. Delegasyon tipik olarak belirli bir boyutun üzerindeki krediler için devreye girerek güvenilir kuruluşların çeşitli ihtiyaçlarının protokol aracılığıyla finanse edilmesini sağlar diye bölüm var. Ve bu İngilizce yapalım yeniden. Şimdi burada ucuz, hızlı ve yüksek likviditesi olan EasyFi'den bahsediyor. EasyFi ile yani siz daha ucuza kredi alabilir veya verebilirsiniz. Diğer işlemleri hayata geçirebilirsiniz. Burada üstünlükler var. Mesela transaction'larda, yani tam para transferlerinde, kripto para transferlerinde ucuz ücretlerin olması, blockchain'ler arası çözümün ucuz ve hızlı olmasıyla çözümün hızlandırıldığından bahsediliyor. Ve burada real dünya integrasyonundan bahsediliyor. Ve siz kredi verdiğiniz zaman işte bunun hepsinin merkeziyetsiz olması ve merkeziyetsiz bir bazda alınması gibi söyleniliyor. Burada da likviditeler var, pullar var. Yani belli bir pula toplanıyor ve siz merkeziyetsiz borsada bu pullar vasıtasıyla alıyorsunuz. Sonra burada da UI ve UX'ler var transactionlarda. Ve büyük sorunların DeFi protokollerinde işte çözülmesi için EasyFi'den kullanılıyor. Ve burada EasyFi'nin kazanç fabrikasından bahsediliyor. Ve para kazanma tokenlarından bahsediliyor. Easy tokenlarından bahsediliyor. Easy tokenları bu protokolü destekleyen bir tokenlardır. Ve Ethereum tabanlıdır. Matic tabanlıdır aynı zamanda. Matic blockchain sistemini destekliyor. Burada EasyFi'nin ilk protokol olması, DeFi protokol olması Matic token üzerinde bundan bahsediliyor ve Matic tokenlerinin Easy tokenlarıyla birlikte stake yapılarak gelir elde etmesinden bahsediliyor aynı zamanda. Ve biz aynı zamanda burada birçok yerlerde CoinRush'ta mesela
Miner ve Hindistan'da DeFi projelerinden bahsetmek gerekirse, biz DeFi projelerinin 2020 yılındaki kripto dünyasındaki yerini görebiliriz veya yani yükselişini görebiliriz. Ve bununla ilgili olarak da DeFi projelerinin günümüzde çok aktüel bir hale gelmesi ve tüm projelerin neredeyse DeFi yani merkeziyetsiz projelere bağlanmasından bahsediliyor. Blockchain kavramında biz bu sistemleri daha iyi anlayabiliriz ve Hindistan'da DeFi projelerinin ekosisteminden bahsediliyor. Bununla ilgili olarak Arshav Giri'nin co-founder'ı EasyFi'nin co-founder'ıdır ve EasyFi'den bahsediliyor. Aynı zamanda Ankit Kuarun burada Ethereum'la ilgili bilgilerini yer alıyor ve şirketin önemli olması ve diğer işte bu kripto para pazarında öncül şirketlerden olmasından böylelikle anlayabiliriz. Sonra Medium'da biz bu EasyFi'nin bu ayki işlerini görebiliriz. Binance'da, Coindesk'de, Bitmax'da listelenmesini, Uniswap'ta, Quickswap'ta listelenmesini görebiliriz ve diğer haberleri görebiliriz. Chainlink'le ilgili olan ortaklıkları, Matic Network üzerindeki DeFi lending projelerinin integrasyonundan bahsediliyor. Ve aynı zamanda Chainlink fiyatlarındaki işlerden bahsediliyor, projelerden bahsediliyor ve orada ortaklıklardan, EasyFi ile ilgili işlerden bahsediliyor. Aynı zamanda biz TrustScore üzerinde de bu EasyFi projesini görebiliriz ve EasyFi projesini burada inceleyebiliriz ki burada neler oldu. Sonra Twitter sayfasına geldiğimiz zaman arkadaşlar lending protokolünü görüyoruz. Mesela EasyMatic Network tarafından olan Layer 2 DeFi lending protokolüdür ve yol haritasına uygun olarak bu işte projenin gitmesinden bahsediliyor, ilerlemesinden bahsediliyor ve Uniswap'la birlikte staking işlemlerinin de Ethereum Network üzerinden gerçekleşmesinden bahsediliyor aynı zamanda. Burada da Binance'la olan işte matching işlemleri, yama işlemlerinden ve diğerlerinden bahsediliyor. Medium üzerinde olan EasyFi Q4 Roadmap'ından bahsedelim arkadaşlar. Doğal Farming Opportunities Partnership and New Market Features Among Other Things. Yani diyor ki doğal farming, mining işlemleri ve burada partnerliklerden yeni market ve özelliklerinden olan düşüncelerden bahsediliyor Q4 2020'de. Yani işte projenin daha da ilerlemesi, daha ileri bir düşüncelerin, ideaların olmasından bahsediliyor. Ve EasyFi Network'ün stabil bir pazar haline gelmesi, Yield Farming Program yani kazanç üretim programından bahsediliyor. Bitmax'a girmesinden bahsediyor ve burada işte Ekim ayından Q4 versiyonunda işlerin yapılmasından sonra Kasım ayında ve Aralık ayında işlerle ilgili olarak multi-chain yani multi zincir programlarından bahsediliyor. Sonra roadmap'ına uygun olarak burada da siz roadmap'ını görebilirsiniz. İşlerin hangi derecede nereye varmasını buradan da takip edebiliyorsunuz. Ve EASY'nin introduction'ı var, distribution ve economics'ı var, bölümü var. Medium'da izleyebilirsiniz. Mesela burada Matic Network üzerinde olmasından bahsediliyor yine. Lending platformu, blockchain platformundan bahsediliyor. Ve burada biz bunun grafiğini görebiliriz. Mesela network çarkını görebiliriz ve burada vision protokollarını, işte platformun fonksiyonallığını, token fiyatını, tokenin değerini, yatırımcıları, finansal kapitalları, minerleri ve onaylayıcıları görebiliriz. EasyFi ile ilgili olan token'ı görebiliriz. ERC20 tabanlı bir token olması bahsediliyor ve burada EASY'nin 10 milyon adet maneti yani total supply'da 10 milyon adet olacağı ve bunun 3 milyon 950 bininin 20 ay içinde programlarla, community'lerle paylaşılacağı ve üretileceği söyleniyor. Burada diğer işte bilgileri de görebiliriz. Ve DeFi projelerinde 300 bin dolarlık, trade ve DeFi projelerinde 3 milyon dolarlık olan yatırımlardan bahsediliyor ve bu yatırımların projeler için öneminden bahsediliyor. Burada da incentive programlardan 1 milyon 250 binlik bir EASY'nin bu iş için ayrıldığını ve Ethereum USDT, USDC, Diamatic networklerinde kullanılan bir token haline gelmesi ve bu marketlerde satışının hayata geçmesiyle ilgilidir EASY tokenlarının. Burada biz EASY'nin misyonunu görüyoruz. EASY arkadaşlarına, advisorlar için, team için
dağıtılan distribution'lar, yani dağıtılan paralar görebiliriz ve bu paraların biz yüzdelerini görebiliriz ki ne kadar token ve ne kadar onun yüzdesini bu işler için ayırmışlar. Ve bununla devamında işlerin gitmesini takip edebilir. EZFi'nin white paper'ına bakalım arkadaşlar. White paper'ında neler var? Burada Universal Layer 2 Lending protokolünden, DeFi projesinden, Decentralized Finance projesinden bahsediyor. Burada abstractlardan yazıyor. Burada da marketlerin, işte investorlar ve yatırımcılar, traderlar, lender ve broker, yani kredi veren ve kredi alanlar için, arbitrajörler için üstün yanlarından bahsediliyor. Onların milyon dolarlık borsalarda işlem yapılmasından, milyar dolarlık borsalarda işlem yapılmasından ve buradan elde edilen DeFi projelerinden olan kazançlardan bahsediliyor. Burada tanıtım bölümünde de EZFi ile ilgili genelliğin için Layer 2 lending programı olması, merkeziyetsiz bir ortamda kredilerin alınıp verilmesi ve işlem ücretlerinin az olmasından bahsediliyor ve burada problemler ve motivasyondan bahsediyor. Sorunlar ve motivasyon. Şimdi diğer sistemlerde diyor ki sorun nedir arkadaşlar? Mesela transaction'larda hız azalıyor ve siz paranı gönderdiğiniz zaman diyelim 5 saate gittiği zaman bu zaman siz para yitirebilirsiniz, kaybedebilirsiniz ve yüksek bir komisyon ödüyorsunuz. Mesela Bitcoin ödediğinizde 5 dolarlık Bitcoin için 10 dolarlık da siz işte para ödüyorsunuz, ücret ödüyorsunuz. Bunun için de sorunlar ve motivasyon bölümünde bu sorunlara işte çözüm buluyor ve smart işte finans işlerini, akıllı finans ürününü ortaya koyuyor. Burada da benchmarklarını görebilirsiniz. Ve burada da çözülen sorunlardan bahsediyor. L2 blockchain teknolojisinin kullanılması hızlı, güvenli ve daha ucuza mal olacak işlerin hayata geçirilmesini EZFi ile network protokolü ile yapıldığının kanıtını gösteriyor. Burada da arkadaşlar işte burada da sorunlar ve çözümleri neler yapmışlar, nelerle ilgili bilgiler var, hepsini buradan görebiliriz. Smart ürünlerini, akıllı ürünleri ve network arkitektürünü görebiliriz. Mobile ve web application'ları, EZFi app'lerini görebiliriz. Ve decentralized, yani merkeziyetsiz trading marketlerini, mikro lending pool'larını, kredi pool'larını ve aynı zamanda diğerlerini de buradan takip edebiliriz. Burada da işte kredinin verilmesiyle ilgili olarak assetlerin ERC20 token'da, e-token'da hesaplanması var. Burada bir düstur var. Bu düsturla biz kredi veren ve kredi ödemelerinden bahseden düsturu görebiliriz. Burada da borç ve almanın kapasitesini görebiliriz. Bu kapasitenin de bir düsturlarla hesaplıyorlar ve bu şeylerle de biz işlemleri hesaplayabiliriz. Böylelikle de governance bölümünde ve Ethereum kapasitesi, network kapasitesi ve EZ tokenlarından burada da bahsediyor. Ve böylelikle de bilgi sahibi oluyoruz. Sonra birçok borsalarda görebiliriz. Mesela Binance'da görebiliriz. EZETH inovasyonunu görüyoruz. Şu anda 6.41 dolar değerinde. 0.015852 Ethereum değerinde. Bakın burada da alım sat işlemlerini görebilirsiniz. Hacimlerini görebilirsiniz. Bakın burada da hacmi görebiliriz. 3684 Ethereum bir hacim var. 221.344 işte burada hacmi görüyorsunuz. Burada da yükseliş ve kalkışları görebiliriz. Ve burada arkadaşlar EZ ile ilgili olan, Ethereum ile ilgili olan bilgileri ve burada da alsat işlemlerini takip ediyoruz. Yani Binance'da işlem gören bir token'dır EZ. Ve sonra arkadaşlar Bitmax'da görüyoruz. Bitmax'da da burada 6.55-6.75 dolar arasında değişiyor. Burada da olan hacmi ve diğerlerini de buradan takip edebiliriz ve burada bugün yapılan trade'leri de görebiliriz. Aynı zamanda bizde CoinDZX de var. Burada da bu token'ın EZ Ethereum satışını görebiliriz. Bakın Ethereum bazında olan satışını görüyorsunuz. Burada da trade tarihçesini görüyorsunuz. Bu kadar işlem. Böylelikle de burada işte buy'ize, sell'ize diyerek satış işlemlerini görebilirsiniz. Aynı zamanda Resfinex de var arkadaşlar. Resfinex'te de biz EZ Ethereum marketinde bunun satışını yapabiliriz. Bakın burada fiyatlar var. Burada da satış tarihini, EZ Ethereum'u ve diğerlerini görebiliriz arkadaşlar. Ve burada EZFi'nin Yield Farming programı var. Yield Farming programı nedir? Burada işte bilgiler veriyorlar. Liquidity mining'leri, aynı zamanda
Burada kazanç işte fabrikasının kurulmasından doğal yield farminglerden bahsediliyor. Ve burada programla birlikte canlı protokolünden kazanabileceğiniz bilgilerden bahsediyor. 0.24 Easy Token Relay'si yapıyor her blokta. Ve burada 10.368 Easy Token bir gün içinde yapılabiliyor. Yani miningle toplanabiliyor. Burada da market allocation ve distribution'larından bahsediyor. Toplamlardan ve hacimlerinden bahsediliyor. Ve 1.250 binlik bir allocated'den burada bilgi veriliyor. Burada da kredi alma, kredi verme ile ilgili güvenli likvitlerden bahsediliyor. Bu iktisadi bir terimdir, ekonomik bir terimdir. Ve bu likvit sizin maksimal alabileceğiniz borç veya verebileceğiniz borç miktarını sistem tarafından hesaplanmasıdır. Bunu da bilmek gerekiyor. Risk faktörünü de burada yer almışlar. Yani stabil olmayan coin sizin için risk faktörüdür. Bunu da dikkat almanızda fayda olduğunu söyleyeyim. Aynı zamanda biz CoinMarketCap'te de EZFi'yi aratarak görebiliriz. 784.7'dir. Burada Ethereum kontraktını görüyorsunuz. Burada market cap'ini görüyorsunuz. 3 milyon dolar değerinde 4 milyon dolarlık da günlük volümesi var. Ve sirkülasyonda 531 bin izi var. 10 milyon toplam izi olacaktır. Burada da işte şeyleri görebiliyorsunuz. Market değerine girerek burada Uniswap'ta da işlem gördüğünü görüyoruz arkadaşlar. Binance'da, Uniswap'ta. Mesela Uniswap'ta da giderek işlemlerini görebiliriz. Bitmax'ı işte Binance'da gördük. En çok işlemler Bitmax'ta geliyor. Burada da Uniswap'ta görebiliriz arkadaşlar. Uniswap tokenından bulunan Easy tokenını yazarak bulabiliriz. Aynı zamanda izini buradan bulamazsak da mesela buradan izini bulabilirsiniz. Ve burada mesela bir 10 izi ne kadar burada da hangi birime mesela Ethereum'a denk geliyor, ne kadar Ethereum olduğunu burada görebilirsiniz. Mesela bir izin ne kadar Ethereum'dur burada takip edebilirsiniz. Ethereum'lar olan miktarını ve işlemde Coin Wallet diye işlemlerini hayata geçirebilirsiniz. Ve burada arkadaşlar Easy Scan bölümü var. Easy Scan nedir? Buna bakalım. Burada gördüğünüz gibi toplam market overview'sunu görüyoruz. Bakın Tether'da 49 bin ve total borrows yani kredi alması 4 bin dolar. Ve burada DAI ve USDT ile olan, USDC ile olan işte işlemlerine görüyoruz. Toplamda 89.807 dolar bir market var ve borç alanlar 21.954 kişi de borç almış bu sistemden. Ve burada application var arkadaşlar. Burada da lending ve staking işlemlerini görüyoruz. Burada toplam işte hesaplamaların Matic Network'teki balansınızı görüyorsunuz. Burada kredi alma balansınızı görüyorsunuz. Ve burada staking işlemi var. Burada da işte biz Uniswap vasıtasıyla LV2 versiyon 2 ile Easy Token'ın burada görmüş olduğunuz gibi depozito yatırabiliriz. Pool distribution'u 1000 izleyebilir günlük ve izi USDC'de işlemler yaptırabiliriz. Böylelikle de bu işlemleri yaparak buradan claim matik diyerek matik kazanabilirsiniz. Ve aynı zamanda burada pending transaction'ları görüyorsunuz. Burada da sizin işte bağlandığınız MetaMask ve ya diğer wallet'larını görebilirsiniz. Burada da mesela Ethereum tabanlı ve burada kazandığınız izi fileri de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle de sistemin borç verebilir ve borç alabilirsiniz. Bu sistem vasıtasıyla lending bölümüne geldiğinizde de burada da siz kendi paranızı Matic'e transfer yapabilirsiniz. Bakın burada da Matic Network'ten bahsediliyor ve burada da Borrow'dan, Claim Matic'ten bahsedilebilir. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, iyi günler, bol kazançlar dilerim.